Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Obje 770'li versiyonu 2'de oynadığımız bir maçı inceleyeceğiz. Bu maçı şu yüzden koyuyorum. Tek bir hattı bu tankla tuttuk. Tabii arkadan da çok büyük bir destek geldi bana tank destroyerlerden. O maçı inceleyeceğiz. Tek bir hattı nasıl tutabilirsiniz bu tankla? Zırh etkin bir tank. Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Özellikle de alçak profilli bir tank ve alçak profilli olduğu için çok küçük böyle tepeciklerde böyle hulldown'a kalabiliyorsunuz. Tabii gövdenin alt kısmını şu bölümü saklamanız gerekiyor. Şöyle bir kısaca garajda bir baktığımız zaman tanka gördüğünüz gibi profil alçak bir tank karşımıza çıkıyor. Tabii ben burada farklı millet donanımlarla tankın bazı özelliklerini güçlendirdim. Siz de kendi oyun tarzınıza bunu yapabilirsiniz. Snipe için bazıları yapıyor ama bence snipe uygun bir tank değil. Kesinlikle yanlış bir hareket olur. Niye? Çünkü zırhı etkin bir tank. Zırhını yakın savaşlarda kullanmanız gerek. Nişan alması da çok kötü bir tank. 2.62. İyi sayılabilecek 3 yetenekli mürettebatlarla, iyi sayılabilecek mürettebatlarla buraya kadar in. Tabii nişan alma takarsanız ya da buna benzer donanımlar takarsanız daha da düşecektir. Üzerinde IS-4 topu var. İyi bir, fena top, bir top değil IS-4 topu. 4 damage veriyor, 258 deliyor bu top ve altın mermide, premium mermide 340 delebilen bir top. Patlayıcı mermisi 68 deliyor. Çok fazla bir şey beklemek gerekmiyor patlayıcı mermisinden. Tabii hafif tanka ya da daha zırhsız seviye düşük tanklara arkadan yakaladığınızda hasar verebileceğiniz bir topu var. Dayanıklılığına geldiğimizde dediğim gibi burada bu tankın en önemli özelliği alçak profil ve zırhı. Kule zırhı 258 mm, yan taraf 225 mm, 90 mm de arkası var. Gövde zırhına geldiğimizde 102 mm'lik ön gövde zırhı, 115 mm'lik yan gövde zırhı ve 45 mm'lik arka zırhı görüyoruz. Açıkçası sidescrap'e çok uygun bir tank. Gördüğünüz gibi zaten buradan anlaşılıyor. Dediğim gibi gövdenin de şu alt bölümünü sakladığınızda şuradaki bombeden dolayı birçok mermiyi sektireceksinizdir. Yüksek seviye tank destroyer'ların attığı gold mermileri saymıyorum. Taret de aynı şekilde eğimli, bombeli bir tareti var. Hareket kabiliyetine geldiğimizde açıkçası çok hızlı bir tank değil. Fakat yavaş da bir tank değil. İleri hızı 40, geri hızı 15. Geri hızı birazcık yavaş, ileri hızı da 40 km. Aslında seviyesine göre çok da kötü sayılmaz. Tabii 45-46 olursa yani tadından yenmezdi. Yine burada da size kalmış bir şey. Hani turbo şarj takanlar olabilir vesaire takanlar olabilir. Ama benim düşünceme göre içerideki arkadaşların temiz havada çalışması çok önemli. Filtre taktım. Hızlı, daha hızlı yükleyebilmek için top sürücüsü taktım. Ve iyileştirmiş, sertleştirmiş. Sertleştirme takarak can puanı biraz daha yükselttim. Gizlenmeyi zaten hiç bakmıyoruz, yakın mücadeleceğiz. Tespit edebilme de orta seviyenin biraz üstü bir tespit özelliği var tankın. Dediğim gibi alçak profili var. Şimdi gidin dilerseniz bu tankın bir de tank GG'deki zırh şemasına daha detaylıca bakalım. Burada zaten çok daha rahat anlayacağız bazı şeylere buradan baktığımızda. Şimdi gördüğünüz gibi ya inanılmaz bir yan zırhı var tankın. Yani şu açıda durduğunuzda, şurayı kapattığınızda, alt zırhı kapattığınızda, şu açıda durduğunuzda yan zırh 360, 370, 400 milimetrelere kadar gidiyor. Yani direkt rikoşe. Taret zırhı keza öyle. Tabii tareti birazcık burada şöyle çevirdiğinizde hani sizi kolay kolay sizin seviyenizde ve sizin alt seviyenizde denebilecek bir tank olmuyor. Hatta üst seviyelerde de çok kolay denebileceğinizi söylemek gerek. Burada tabii dikkat etmeniz gereken nokta alt zırhı kapatmanın dışında. Mesela bakın şu pozisyonda biri sizi görse her yerden neredeyse rikoşe pozisyonunda sizin tankınız. Tabii alt zırhı kapatacak. Fakat alçak profil bu yüzden çok iyi. Çok kolay cooldown'a kalıyorsunuz. Fakat arkadaşlar sizden yüksek profili olan, sizden yüksek bir tankla kafa kafaya girmenizi tavsiye etmem. Çünkü şurada çok rahat bir şekilde E100, FV, Maus gibi tanklar sizi çok rahat şu açıdan deleyecektir. O yüzden oyun tarzınızda buna da dikkat etmeniz gerek. Nasıl oynamanız gerek? Kısaca şöyle baktığımızda işte yan zırhı var, taret zırhı fena değil, sektiriyor. Alt zırh sıkıntılı fakat gövdenin üst zırhı bombeli olduğu için
şu direk açıda baktığınızda çok rahat rikoşe yapabileceğiniz, gelen mermileri çok rahat sektirebileceğiniz bir tank. Birazcık hareketli oynamanız gerekiyor. Fıtı fıtı ileri geri yapmanız gerekiyor. Alt zırhınızı saklamanız gerekiyor. Kendinizi side scrape'e atmanız gerekiyor. Yani tankınızın tüm özelliklerini görüp çok da fazla yaklaşmamanız gerekiyor. Özellikle profili yüksek tanklara. Şimdi bu tankla oynadığımız maça bakalım. Maç çok ilginç bir maç bence. Onu inceleyelim derseniz. Arkadaşlar evet, haritamız Karelia haritası. Şimdi ben şöyle bir haritaya baktığımda ve takımın tank olarak dizilişlerine baktığımda rakipte çok güçlü, atış gücü çok yüksek tanklar görüyorum. İşte bunlar FV'ler, Yak Tiger'lar gibi tanklar görüyorum. Burada DPM'i yüksek bir Centurion var. Leopard var aynı şekilde. Açıkçası zırhlı ve özellikle atış gücü çok çok yüksek. Burada direkt sol tarafa basıyorum çünkü sol tarafa geleceğini düşünüyorum o tankların. Ve benim ve Defender'ın da sol tarafa gidip belki Löw de gelir diyorum. Orayı tutabileceğimizi düşünüyorum. Kısacası ağırlar kapışacak. Arkadan da tank destroyerler destek verecek diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde ilerliyorum ve direkt standart hatta gelirken EBR burada rakip tankları açıyor. 3 tankı orada görüyoruz. Ben burada yan vererek yan zırhımı şey yapacağım, koruyacağım. Şimdi ben burada haritaya falan bakmıyorum açıkçası. Direkt alıcı bir arabileceğim, gidebileceğim pozisyona gitmeye bir an önce gayret ettim. Burada Löwen'in yanıma geldiğini hissediyorum. Çünkü bana ergen gibi sürttürüyor. Nişanımı bozuyor fakat önemli değil. Ben hala nişan almaktayım derken bir patlama duydum. Hemen yan tarafa baktım. Löw garaja gitti. Abi diyorum ya adamların atış gücü çok yüksek. Ben bir atış şansı bulabilir miyim diye pozisyon arıyorum. Bak Tiger görüyorum, onu spotluyorum. O bana atış ediyor. Iskalıyor. Ben ona nişan alıyorum. Aradan EBR çıkıyor. Yak Tiger'a alacağım nişanı. Alt zırh spotlanan Yak Tiger'ı, adım Yak Tiger'ı ıskalıyorum. Fakat burada geri çekilmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada 1, 2, 3, 4 tanka karşı tek başıma olduğumu görüyorum haritadan. Ve bakın arkadaşlar şu anda haritayı da biraz büyüteyim. Defender'a bakın. İşte bu çok büyük bir oyunculuk hatasıdır. Defender'la orada sniper atmanız gerekiyor abi. Çünkü sen Defender'sın, evet seviye 10 tanklar var. Belki sıkıntı FV gibi çok yüksek atış gücü yüksek olan tanklar var. Fakat senin orayı tutmak dışında başka bir görevin yapamazsın yani Defender'la. Çünkü seviye 10 tank var ama karşıda da seviye 8 tanklar da var. Yani mesela ISM var, işte Samoa var, 416 var. Hani bunlarla kafa kafaya gelebilme ihtimalim var. Kaldı ki Defender'ın zırhı çok da kötü bir zırh değil. Yani sıkıntı yaşamayacaksınız. Biz orada 3 kişi tutabilsek orayı. Şimdi olaylar bundan sonra gerçekleşiyor zaten. Bundan sonra bir şeyler oluyor. Neler oluyor hep birlikte görelim. Tekrar başlatıyorum. Burada geri gelirken Centurion'dan sektiriyorum. 257'yi vuruyorum. Paletinde kalıyor. Ve diyorum ki lanet olsun takıma, ben geri gideceğim. Geri gideceğim diyorum. Haritaya bakıyorum. Çok sıkıntılı bir durum. Çok çok sıkıntılı bir durum. Takımın haritaya dizilişi tamamen yatma üzerine kurulmuş. Ve geri gidiyorum. Ve burada da açıkçası bizim takım arkadaşlarımıza birazcık kızacağım. İdiottum diyorum, salaksınız diyorum. İşte sol tarafı kaybedeceğiz eğer buraya gelmezseniz vesaire, bunları söylüyorum. Gidiyorum fakat bir yandan içim de el vermiyor. Çünkü ben oradan gidersem %90 orayı kaybedeceğiz. Yani orada benim gördüğüm 6 tank vardı. FV'ler orada, işte obje orada, Centurion orada. Açıkçası geri dönmem gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde oraya direneyim diyorum. Kısmet diyoruz ve basıyoruz abi. Tekrar ilk aldığım pozisyona doğru gidiyorum. Bu arada spotlanıyorum. Arkamdan başka bir obje 416 sektiriyor. Bakın tankın zırhı ne kadar troll bir zırh. Alçak bir profil. İnsanlar çok fazla tankı da bilmedikleri için neresine atacağından emin olamıyor. Şimdi burada bekliyorum. Beklemekten başka bir şeyim yok. İleri gitmekçe çok büyük bir problem var. Benim için çünkü tek başıma kalacağım. Bu çok net. Ben burada arkadaşlarıma yem etmek istiyorum. Bakın burada Scorpion bana destek verdiğini söylüyor. O da olayın farkında. Diyor ki obje can you, bunu yapabilirsin diyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. EBR'yi görüyorum burada. Hasarımı veriyorum. İyi bir atışla devam ediyorum. EBR beni spotladı. Belki orada bizim tank destroyerleri de spotlamış olabilir. Emin değilim. Fakat tank destroyerler de atışlarını yapıyor. EBR kaçıyor. Burada devam ediyoruz. Bizim takım da biraz karışık. Haritadan Yak Tiger'ın reportlanması gerektiğini söylüyorlar. Sanırım AFK. Devam ediyoruz. Burada ileri çıkıp çıkmamakta kararsızım. Yak Tiger geliyor. Direkt bakın bana kilitlenmiş olarak geliyor. Çünkü o da şunun farkında. Bence bizim orada objeyi 777 versiyon 2'ye indirmemiz gerekiyor. Çünkü orada bize karşı
Bizi tutabilecek tek an tek tank o. Arkadaki desteği gördüler mi görmediler mi bilmiyorum. Fakat arkadaki TD'lerden haberdar olduklarını tahmin ediyorum. Yak Tiger bana kilitlenmiş durumda. Nişanını alıyor. Ben de onu alıyorum. Alt sırtına vuracağım derken toprağa vuruyorum. O bana atıyor. Sektiriyorum. Bakın arkadaşlar. Şu anda cooldown pozisyondayım. Gövdemin çok üst bir kısmı görünüyor. Fakat ben cooldown pozisyondayım. Neden? Çünkü tankın profili çok alçak. Çok küçük bir tepecik var burada. Çok küçük bir engebe var. Onunla bile cooldown'da kalıyorum. Pozisyonumuz devam ediyor. 560 Yak Tiger'dan sektirdik. Ona vuramadık. Çok da rahat değiliz. 3'e 1 durum. Sağ tarafta 2 tane etkin tankımız var. Maç sonunda onları da anlatacağım size. Orada çok ilginç bir skor dağılımı var maçta. Yak Tiger tekrar çıkacak. Ben de ona çıkacağım. Birbirimize kapanıyoruz. Vuruyoruz Yak Tiger'a. 506 demeye çatıyorum. Yak Tiger'a gelir gelirken bizim tank destroyerler de bolca ona vuruyor. Ve o arada bir tane Centurion çıkıyor. Cengaver bir şekilde ve direkt bana nişan alıyor. Bakın oradan çıkan herkes bana nişan alıyor. Atıyor, sektiriyor. 390 zırhından sektiriyor. Centurion'a ateş ediyorum, yakıyorum. Bizim tank destroyerlerimiz yakıyor. Tek vuruşluk canı indiriyoruz Centurion'u. Nişanımı alıyorum, vuruyorum. Bu arada arkadan bir tane de obje 416 daha sektiriyorum. Şu anda 1927 hasarım var. 1590 zırh tarafından sektirilme hasarım var. 2'ye 4 hala yeniliyoruz. VZ yanıma desteğe geldi. Biraz sıkıntılı onun içinde burası ama o da akıllı bir oyuncu. Bir şekilde buraya destek verilmesi gerekiyor. Onun farkında. Onun için geldi. Bizim tank destroyerlerimiz devam ediyor. Rakibin Tortius'u ve Obje 257'si geldi. İkisi de zırhlı bir tank diyebilirim. Obje 257'yi garaja uğurladılar. Bizim arkadan veren destek veren arkadaşlarımız. Bu arada arkadan bana bakın, haritaya baktığınızda Foch, Leopard ve Scorpion inanılmaz bir destek veriyor. Defender hala ortada yok. Yani burada ben ne Scorpion'u tanıyorum şu anda oynadığım Scorpion'u, ne Foch'u tanıyorum, ne Leopard'ı tanıyorum. Fakat inanılmaz bir şekilde takım olarak oynuyoruz. Ben az çok kendimi gösteriyorum, rakibin buraya basmasını engelliyorum, zırhımla onları engellemeye çalışıyorum ve rakip tankları, bu köşeden dönecek rakip tankları tank destroyerlere yem etmeye çalışıyorum. Tabi burada Yak Tiger sorunumuz, çok büyük problemimiz. Kafa kafaya bakıyoruz. Ben ona nişan deniyorum. O bana nişan alacak. Ateş ediyor. Etti mi göremedim. Emin değilim. Fakat bizim tank destroyerlerimizle benim atışımla da Yak Tiger tek atışlık cana düşüyor. Tekrar nişan alacağım Yak Tiger'a. Yak Tiger'ın küçük bir gözetme kulesi var. Oraya vurabilir miyim diye bakıyorum. O da açıkçası kendini iyi korumaya başlıyor bu dakikalarda. Geri çekiliyorum. Hala bizim tank destroyerlerimiz desteğe devam ediyor. Çok iyi oynuyorlar gençler. Özellikle Scorpion. Çok çok başarılı bir oyuncu. Yak Tiger'a bakıyorum. Nişanımı alıyorum. Sekiyor. O bana atıyor. Iskalıyor. Şimdi artık burada diyorum ki ben bu Yak Tiger'a uğraşmayayım. Patlayıcı atayım. 200-150 vururum diye tahmin ediyorum. Sonrasında RNG'ye bırakacağım diyorum. Nişanımı aldım. Bekliyorum. Yak Tiger geri geliyor. Vuruyorum. Çok komik bir şekilde 214 canını alıyorum. 25 canı kalan Yak Tiger'ı takım arkadaşlarım garaja yolluyor. Burada 5'e 6 ve ben artık burada basmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü haritayı okuduğumda sağ taraf sıkıntılı. Sol taraf sıkıntılı. Hala bekleyen bir Defender'ımız var. Orta taraftan basabilecek durumda değiliz. Ve şunu da söyleyeyim. Burada mutlaka canımı korumam gerekiyor. Niye? Çünkü zırhına güvenilecek şu anda sol taraftaki tek tank benim. Löwe hemen garaja gitti. Dediğim gibi atış gücü çok yüksek bir takım var karşımızda. Hemen garaja gitti. O yüzden buradaki açıkçası zırh kalkan benim. Devam edeceğim. Bakın Tortius'a basıyorum. Tankımın alçak profilini kullanacağım burada yine. Tortius'a nişan alıyorum. Takım arkadaşlarım ateş ediyor. 400 bana ateş ediyor. Paletimde kalıyor. Nişanımı alıyorum. Gidiyorum. Şanssız bir şekilde yeşil görünmesine rağmen sektiriyoruz. Takım arkadaşlarım tekrar tek canı indiriyor. Ve sonrasında da garaja yolluyorlar Tortius'u. Devam ediyorum. Burada yardım istiyorum arkadaşlardan. Çünkü şunu biliyorum. Pardon. Şimdi evet 6'ya 8 çok sıkıntıdayız. Çok çok sıkıntıdayız. Canımı korumam gerekiyor. 2040'lık canım var. İyileştirilmiş sertleştirmeyle. Bakın niye iyileştirilmiş sertleştirme aldım. Oradaki 200 can benim için önemli. Birçok kişi belki işte snipe oynamak isteyecektir bu tankta ya da onun gibi yapacaktır ki ben kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü tankın zırhı hat tutmaya çok müsait.
Hele ki böyle engebeli bir araziye denk gelirseniz devam edeceğiz. Şimdi şunu biliyorum. Burada iki tane FV var. Bir tane leopar olma ihtimali var. Belki EBR'ye gelir diyorum. Ama tabii ki hat da değiştirmiş ya da pozisyon da değiştirmiş olma ihtimalleri var. Yine Huldan pozisyondayım burada. Arkadan EBR'ye gelecek. Burada hızlı geçeceğim. EBR'ye bakıyor gibi yapıyorum. Sonra vazgeçiyorum. Takımıma güvenip güvenmekte kararsızım. EBR'ye tekrar dönecek gibi yapıyorum. Çünkü EBR orada bizi sürekli rahatsız ediyor. Takım arkadaşlarım EBR'yi garaja yolluyor. Şimdi burada bakın iki tankla üç tankla birlikte kafa kafaya kalacağım ben. Ben ileri gideceğim. Bu arada Scorpion mesaj yazıyor. Obje. Well done yazıyor. Çok iyi işliyor. O da farkında. İyi bir oyuncu. Kafası çalışan bir adam. Burada Leopar'ı görüyorum. Bir de FV'yi spotluyorum. Şimdi burada bir seçim yapmamız gerekiyor. Bakın biz plat değiliz. Mikrofonda konuşmuyoruz. Fakat iyi oyuncularla mantıklı oynayabilecek ki mantıktan kastım da çok büyük bir şey aramıyoruz aslında burada. Burada aradığımız şey şu. Hangi oyuncuya, hangi tankı ateş edilmeli? Ne zaman desteğe gelmelisiniz? Bunların hepsini Scorpion ve Leopar burada yapıyor. Ve ben sadece benim yaptığım buradaki gelen adamları spotlamak, onlardan daha önce onları görüp spotlamak ve olası atışları kendi zırhımda eritmek. Leopar'ı görüyorum. Ateşi Leopar'a edeceğim. Palatine ediyorum. O arada tekrar bizim takım arkadaşları Leopar'ı görüyor. Leopar bana ediyor. Zırhımdan sektiriyorum. Daha doğrusu paleteme de geliyor Leopar'ın atışı. Zırhımdan sektirerek paletimle eritiyorum atışını ve Leopar'ı garaja yolluyoruz. O arada FV spotluyorum. Spot hasarı veriyorum. Bizim arkadaşlarımız diğer FV geliyor. Onun taretine nişan alıyorum. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Geri geliyorum derken 665 hasarı bana gömüyor. FV. Devam edeceğiz. Burada mücadele bitmiş değil. 8-8 fakat çok kritik durumda. Şimdi ileri gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Niye tek başıma 2 FV'ye basmam? Biraz mantıksız. Ne olursa olsun 800-800 vurdular bana alt zırhımdan. Çok ciddi hasar alırım. O yüzden şuradaki işte bu bombeyi ileri geri yaptım. Küçük çukuru iyi kullanmaya çalışıyorum. Çünkü orada taretimi gösteriyorum ve olabilecek hasarları en aza indirecektir benim taretim. Ve Scorpion tekrar destek veriyor. Çok kolay olacak diyor. Görüyorsunuz siz de mesajları. Seni koruyorum diyor. Evet koruyorsun fakat 2 FV'ye karşı zayıfım bunu biliyorum. Sen de biliyorsun. O arada bunu yapabilirsin. İyi iş diyor. FV'yi görüyorum. Ateş ediyorum. Scorpion ben derken tekrar garajda. Gerçekten bakın nasıl oynanır? Takım oyunu nasıl oynanır? Bilmediğiniz adamlarla mantıklı nasıl oynayabilirsiniz? Bunu gördük. FV tek bir FV kaldı. Artık burada basmam gerektiğini düşünüyorum. Scorpion bana desteğini sürdürüyor. Şunu hissediyorum. Kesinlikle benim arkamda bana destek veren 2 ya da 3 tane tank var. Kafası çalışan bir Scorpion, kafası çalışan bir Leopar ve beni destekleyen çok ciddi bunu gördüğüm bir Scorpion var. EBR'ye benle gelmesini söylüyorum. Scorpion bana dikkatli olmamı söylüyor. Ki gerçekten de öyle. Çünkü FV'nin atışı çok ciddi hasar verebilir bana. Ve onlar da şunu biliyor. Bakın arkadaşlar. Ben garaja gidersem burası düşer. Ben ölürsem burası düşer. Hani bir şey var ya nefes filminde. Ölürsen, uyursan ölürsün ve herkes ölür. Kesinlikle öyle. Basıyorum. Burada çok güzel bir şekilde yine Scorpion. Bakın ikimiz de oyunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Scorpion diyor ki Leo diyor. Go with the obje diyor. Objeyle git diyor. Desteğe ihtiyacı var diyor. Ben haritadan baktığımda bakın tekrar arkadaşlar tekrar ben World of Tank'ın mantığı budur. Hangi tanka ne zaman destek vermeniz gerektiği çok önemlidir. Bakın haritaya bakın. Maçın başından beri arkada yatması gereken iki tankımız var. Onlar arkada yatıyor. Leopar ve Scorpion. Foş da keza. Şimdi Foş'u da anlatacağım size. Arkada yatıyor ve bana destek olması gerektiği anda destek oluyorlar. Ve ikisi de bakın şu anda haritada eskiden C0, C9 bölgelerindeyken şu anda benim yanıma geliyorlar. Şu anda E9, E0 bölgelerindeler. Şimdi Foş'a baktığınızda Foş da maç boyunca hem sağ tarafa hem sol tarafa destek verdi. Ve şimdi bakın Foş'un hareketine Foş da orada tek kalmış STB'ye destek verecek. Ama olduğu yerden snipe alarak değil, oraya basarak. Yani gerçekten hani denk gelmez bu kadar birkaç mantıklı oyuncu ki biz maçı çevirdik. Aslında imkan olsaydı da hani onların da gözünden, Scorpion'un da gözünden, işte Leopar'ın da, Foş'un da, STB'nin de hatta bir de STA var sağ tarafta yine o hattı tutan. Onların da gözünden bu maçı izleyebilsek, bu maçı anlatabilsek
Devam ediyoruz. Şu anda hemen skorlarımızı da söyleyeyim. Ben 3473 hasar vermişiz. 2010 zırhımız da gittirmiş. 3233 de spot hasar vermişiz. Çok çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Burada şunu yapıyorum arkadaşlar. Aslında diyebilirsiniz ki sen neden gidiyorsun? Zaten hasar almışsın. Fakat benim can puanım ya da zırhım diğer tüm tankların zırhından daha iyi diyorum. FV beni görüyor. Büyük bir ihtimalle nereye ateş edeceğini karar veremiyor. Kararsız kalıyor. Panik yapıyor. Atış değmek istemiyor. Çünkü onlar açısından da çok kritik durum. Toprağa atıyor. Ben FV'yi görüyorum. Taretine doğru nişan alıyorum. 511 damage veriyorum. Şimdi burada tekrar arkadaşlarımın gelmesini bekliyorum. Baktım Leopar benden önde. Benim basmam gerekiyor. Niye? Leopar'a vurursa çok ciddi hasar verebilir. Leopar'ın zırhı benden çok çok daha zayıf. Scorpion direkt garaja gider. Eberi'yi saymıyorum bile. Bu arada kendini geri atıyor FV. Korunmaya çalışıyor. Leopar aynı şekilde basmaya çalışıyor. Ben basmaya çalışıyorum. Scorpion basmaya çalışıyor. Atış yapıyorlar. Epey bir canını indirdik. FV devam ediyor. Burada tekrar basıyorum, nişanımı alacağım, görüyorum mu, ateş edeceğim, o bana ateş ediyor, ben ona ateş ediyorum, sektiriyorum. Bakın 878 benim zırhımı vurdu. Büyük bir ihtimalle at zırhımı gördü, çok büyük bir ihtimalle 878 vurdu. Önemli değil, bana vursun. Şimdi zaten şu anda bu FV şarjörünü dolduruyor. Bizim yanımdaki diğer 3 tankın şarjörü boş, yani dolu, yani atış durumundalar, atışa müsait durumundalar. Onlar basacak. Aslında çok mantıklı yaptığım şey. Hani burada kendinizi korumayın. Yani burada sizin canınız çoksa, siz 800-700 damage'de bu işten kurtulacaksanız ve 11-9'sa da burada kendinizi feda edin. Hemen burada şeylerimi tahmin ediyorum. Scorpion geri çekilmemi söylüyor. Evet, bu arada artık geri çekilmem mantıklı. Ama doldurmak üzereyim. Palatine nişan alıyorum. Şanssız bir şekilde benden kurtuluyor. Ve artık zaten maçı kazanıyoruz. Niye? Çünkü sağ tarafta Foch'u görüyorsunuz. STB'ye destek verdi. Orayı o hattı düşürdük. EBR, RHM'yi garaja yolladı. Leopard FV'ye basıyor. Foch vuruyor. Ve Foch tekrar vurarak FV'yi garaja yolluyor arkadaşlar. Burada Scorpion tekrar well done, nice job cümlesini kuruyor bana. Açıkçası burayı biz 4 tank tuttuk diyebilirim. Peki şunu bakın, nereden deldiklerini görüyorsunuz beni. Hani tankı nereden deldiklerini görüyorsunuz. Taretten ve ön zırhımdan. Hani kolay kolay denilebilecek bir taretiniz yok. Kolay kolay denilebilecek bir yan zırhınız yok. Side scrap yaptığınızda o açı, o açıyla birlikte 500-600 mm'ye kadar çıkabiliyor yan zırhınız. Tabii buna istinaden biraz hareket kabiliyetiniz, etrafına dönmeniz, taretin dönmesi falan çok hızlı değil. Fakat bu tankı hat tutmak üzerine oynayabilirsiniz. Kendi seviyenizde ve kendi seviyenizden yüksek tanklara çok agresif oynayabilirsiniz. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Sıkıntı olmaz. Ve bu maçta neyi gördük biz? Takım oyunu ne kadar önemli. Takım oyununa hangi maçları nasıl çevirebilirsiniz? Bunu gördük. Scorpion'un mantıklı oynaması, Leopard'ın mantıklı oynaması, keza aynı şekilde Foch'un çok çok iyi bir şekilde hem sağa hem sola destek vermesi maçı kurtardı. Hata yapan adam burada Defender'dı. Löw biraz şanssızdı belki ama açıkçası maçın başında dedi ki hani çok ciddi bir atış güçleri var. Ben çok dikkatli çıkmaya çalıştım mesela burada. Çünkü 2 FV'den bir tane yaktan yersen zaten direkt garajdasındır. Bunu bilmek gerekiyor. Buna göre oynamak gerekiyor. Keyifli bir oyundu. Şimdi gelin dilerseniz bir de maç sonu skorlarına bakalım. Maç sonu skorlarını inceleyerek onların üstünde konuştuktan sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar.